Şunu da izleyek, ondan sonra artık oyuna. Benim gibi oynuyorlar. Bu son videomuzdur. Bundan sonra artık oyunlara başlıyoruz. 68'i bitireceğim. Ulan böyle başlar mı direkt video ya? Çok güzel oyundu be. Tekrar oynarsak sarmaz, her şeyi biliyoruz. Kızımız harbi küçücükmüş lan. Fallout 4. Nükleer bombanın düşüşünden önce birçok aile çocuklarıyla beraber Vault denilen hükümet tarafından hazırlanmış sığınaklara kapanmıştı. Ancak kimi bu sığınaklara kaçmayı başarırken kimi ise başaramamıştı. Miller ailesi ise kaçamayanlardan biriydi. Vault'lara kaçmayı başaramayan aile kendi imkanlarıyla oluşturdukları sığınağa kapandılar. Bir süre sonra bu sığınağın havalandırma sistemi devre dışı kaldı. Sığınağın kapısı kilitlendi. Yavaş yavaş oksijenleri tükenmeye başladı. Bu çiftin gözleri önünde ilk ölenler onların çocukları oldu. Çocuklarını en sevdikleri oyuncaklarıyla beraber gömdüler. Oo, çok kötü lan. Ardından son nefeslerini vermeden önce birbirlerine sarılarak ölümü beklediler. Bir dakika, yemek geldi. Geliyorum hemen. Almost out of oxygen. Please start the generator. Kimmy, stay calm, honey. Breathe slowly. That's it. Slowly. Watch Dogs 2. Ya iyi sikerim, Watch Dogs'tan spoiler alsam ne olur? Oynamam bu oyunu ben ya. Oynayana kadar unuturum. İnsanların özel hayatlarına onları ekleyerek girdiğimiz bir an daha bizlerde üzücü bir anı bırakıyor. Emilio İşinden yeni kovulmuş. Hatasının pişmanlığını daha fazla taşıyamadığından intihar etmeden önce karısına son mesajını bırakıyor. Maria, you told me to be strong. You stood by me. Thank you. But every night I close my eyes and I see Mike Nassan. I hear people screaming at me. I hear me screaming at myself. Watch Dogs 2'ymiş bu. I'll never forgive myself. Mike, I'm so sorry. Goodbye, Maria. I'll never stop loving you. Lan intihar etme işte abim. Niye intihar ediyorsun ya? Rainbow Six Siege. Boston Beerjew, Rainbow Six Siege oynamayı çok seven, saatlerini bu oyunda geçirmiş iyi bir oyuncuydu. Ancak maalesef 2017 yılında 24 yaşında vefat etti. Onun Rainbow'a olan hayranlığını bilen yakın arkadaşları oyunun yapımcılarıyla iletişime geçerek bu durumu onlara anlattılar. Yapımcılar ise Beer'ın anısını sonsuza dek yaşatmaya karar verdiler. 2017 yılında onun trajik vefatından sonra King Swong, Beer'ın gerçek hayattan yakın bir arkadaşı, yapımcı ile Twitter'dan iletişime geçti. Yapımcı ona Beer'ı oyun içerisinde onurlandıracak bir şeyler yapmayı deneyeceğini söyledi. Birkaç gün önce ise King Swong yapımcıdan bir mesaj aldı. Oyunda yer alan bir arcade makinesine bakmasını söyledi. Yemek geldi, hemen geliyorum. Hemen geliyorum.
Geldim ağalar, geldim. Allah, Mert de gitti lan. Bekle şimdi, ağzımı göstermeyecek şekilde kameraya kısacağım. Şöyle yesem görmezsiniz ya. Ha? Tamam. Arkadaşımı onurlandırdığınız için teşekkürler Ubisoft ve yapımcı ekibi. Keşke arkadaşımın bu map'te ölümsüzleştiğini gördüğündeki tepkisine şahit olabilseydim. Hakkınızı helal edin. Ölümünün üzerinden 6 ay geçti ve çok üzgün hissediyorum. Rainbow Reddit'inde bu haberleri ve insanların arkadaşım hakkında konuştuğunu görmek ise bana moral oldu. Gözlerim yaşlı, heyecanlı bir şekilde ekibimizdekilerle yeni haritada Beer'ın anısını görmeye gittik. Ayrıca biliyorum ki onun annesi de oğlunun bu şekilde anıldığını görmekten mutlu olacak. Red Dead Redemption 2. Haritada gezerken terk edilmiş gibi gözüken eski, kapısı ve camları kapalı bir ev görüyoruz. Kapısını kırarak eve girdiğimizde tezgahın üzerinde içleri boş birçok konserve kutusuyla karşılaşıyoruz. Sanki burada olan tüm yemekler bitirilmiş gibi. Kafamızı çevirdiğimizde ise yatağın başında iki çocuk cesediyle karşılaşıyoruz. Biri kıvrılarak yatağa uzanmış, diğeri ise elinde içi boş bir konserve kutusu tutuyor. Çekmeceyi açınca ise içerisinde bir mektup buluyoruz. Bu spoiler değil ya, bu easter egg oğlum, bunu ben bulamam bile oyunda. Paramızı geri almak için o adamların izini sürmeye çıktım. Kapıyı kilitledim ve pencereleri kapattım. Bana söz verin, kimseye kapıyı açmayacaksınız. Kapıyı çalan kişinin tanıdığınız biri olduğunu düşünseniz bile. Evde size 4-5 gün boyunca yetecek kadar yiyecek ve su var. Ama muhtemelen yarın geceye kadar dönmüş olurum zaten. Ben dönene kadar okuma ve yazma çalışmalarınızı aksatmayın. Sizi seven anneniz. Sanırım bu iki çocuğun annesi hiçbir zaman geri dönememiş. The Last of Us. Joel ve Ellie'nin yolculuğunun bir kısmında kapalı bir odaya geliyoruz. Yerde tebeşirle "acı çekmediler" yazıyor. Biraz daha ilerlediğimizde köşede yere çökmüş bir iskelet görüyoruz. Yanında ise üstü örtülerle örtülmüş küçük boyda cesetler, duvarlarda çocuk çizimleri. Köşedeki iskeletin yanı başında bir not buluyoruz. Notta şunlar yazıyor: "Kapana kısıldık. Sanırım bizim dışımızdaki herkes öldü. Çocuklardan bazıları benimle birlikte. Kapıyı kapatırken ise hastalık kaptım. Daha ne kadar idare edebiliriz bilmiyorum. Eğer iş ve diğerleri hayattaysa belki bize ulaşabilirler. Ama iş o raddeye gelirse çabuk halledeceğim." Celeste. Kendi içerisindeki depresyon ve anksiyete ile savaşan küçük bir kız, aynadan oluşan bir bölüme girer. Bu bölümde arkada çalan şarkı, aslında kendine aynada söylediklerinin yansımasıdır. Şarkının simetriğini alarak, yani şarkıyı geriye sararak aslında kendisiyle konuşmasını dinleyebilirsiniz. Ben hemen bu bir saat konuşsun, ben hemen yemeği koyup geliyorum. Dinliyorum ben. Hemen yemeği koyup geliyorum, doydum. Teşekkür ederim. Geliyorum 2 dakikaya. Thank you.
Oğlum çok üzücüydü la. Amına kodumunu.